Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Yavaş e, Bugünkü Bursa Spor Balıkesir Spor e, Maçının ardından e, Maçın analizlerini ve yorumlarını yapacağız e, Bugün maalesef Balıkesir Sporumuz e, Bursa Spor'a 3-1 kaybetti e, Üzgünüz e, Ama Maç içerisinde çok kırılma anları oldu e, Bu kırılma anlarına da değineceğiz e, Öncelikle ben maça geçmeden önce e, Maçı TRT Spor'dan takip ettim e, TRT Spor spikeri için birkaç bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi TRT bir devlet kurumudur. Bir devlet kurumunda bu kadar e, maçı anlatan spikerin futbolcuların isimlerini yanlış söylemesi e, spikerlik adına çok e, hoş bir durum olmadı. Bugün e, yani birçok futbolcumuzun ismini yanlış telaffuz etti. Yani bu konuda bence e, spiker arkadaşımızın da uyarılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi maça geçecek olursak... E, Maç 3-1 kaybettik ve Balıkesir Spor bugün maçı özellikle 70. dakikadan sonra e, tamamıyla Bursa Spor'a e, topu verdi. Ve Bursa Spor'un 70. dakikadan sonra tek kaleye e, çevirdiği bir oyun olarak geçti. Maçın 70. dakikasına kadar ise e, genel olarak Bursa Spor'un kontrol altında geçen bir oyun oldu ama zaman zaman Balıkesir Spor'da kontrataklarla ataklarla Fırsatlar bulabiliyordu ama 70. dakikadan sonra özellikle Antonio Murs için de oyundan çıkmış olmasından sonra Balıkesir Spor oyunu hiçbir şekilde eline alamadı. Ve Bursa Spor özellikle ceza alanı içimize kadar çok etkili şekilde girdi ve en sonunda da 90 artı 2'de ve 90 artı 4'te bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Şimdi goller hakkında da bir şey söyleyeceğim. yani Hem ikinci golde hem üçüncü golde de bariz hakem hatası var. Ee, ikinci golde Oltion Bilal'li topu taçığa gönderiyor. Ee, Bil Taç yanlış yerden kullanılıyor. İleriden kullanıyor Bursa Sporlu futbolcu. Maçın hakemi burada e, uyarması gerekiyor. Yan hakemin uyarması gerekiyor. Ama yan hakemin burada bariz bir şekilde hatası var. Üçüncü golde de yine aynı yan hakemin e, Batuhan e, Ali Akman'ın Bursa Sporlu Ali Akman'ın. Bugün de maçın yıldızı oldu. Kendisini de tebrik ediyoruz ama hani üçüncü golde de Batuhan'a yapmış olduğu gerçekten bir foul var. Yani dirseğiyle e, avantaj sağlıyor. Hakem e, buna da fuar vermedi ve e, maalesef bugün maçı 3-1 kaybettik. E, bireysel oyuncu performanslarından başlayalım. E, Atilla Özmen. Atilla bugün e, özellikle milli maç arasından önce oynadığımız Menemen Spor'daki o, e, Menemen Spor maçında yapmış olduğu penaltı kurtarışından sonra e, özgüven olarak e, çok yükseldi. Sezon başından beri aslında e, Atilla'da bir bu sezon iyi bir form grafiğiyle başladı ve iyi bir form grafiğiyle devam ediyor. Bugün de yine çok iyi bir maç çıkarttı. Özellikle e, Bursa Sporlu Batuhan'ın e, altı pas içerisinden vurduğu ve e, müthiş bir refleksle çıkarttığı bir top vardı Atilla'nın. Yani Atilla bugün kritik toplar çıkarttı. E, Atilla bugün günün başarılı isimlerindendi. Uğur Aygören sabekimiz. E, yani 5 haftadır e, orijinal olmayan sağ beklerle yani 4 haftadır bu 5. hafta oldu. Orijinal olmayan sağ beklerle oynadığımız için orijinal bir sabek gördüğümüz zaman ne kadar oyuna etki ettiğini gördük bugün. Uğur'un bugün bindirmeleri çok etkili oldu. Ki zaten bir önceki videomda da bahsetmiştim. Uğur'a göre normalde bir 4-4-2'nin yani dörtlü savunmanın beki değil de daha çok 3-5-2'nin beşli orta sahanın sağ oyuncusu gibidir. Yani daha çok hücumcu bir sağ bektir. bugün de Uğur'un hücum bindirmelerinden etkili olduk ama dediğim gibi Uğur'un e, ne kadar hücum yönü gelişmiş bir futbolcu olsa da savunma yönünde zayıfları var. Bursa Spor'da bugün orayı Uğur'un e, savunma zaaflarını iyi e, değerlendirdi. Özellikle yediğimiz ilk golde e, Uğur'un orada Uğur'un bölgesinden savunma arkasına atılan ara topta e, hem Abdülhamit'in hem de e, Batuhan işçilerin e, uyumsuzluğu, henüz daha, e, aralarında bir uyum olmadığı için Ali Akman'ı arkalarına kaçırdılar ve Ali'nin de güzel bir uğruşuyla gol olmuştu. Uğur güzel bir maç çıkarttı, iyi bir maç çıkarttı ama dediğim gibi savunma yönünü biraz daha geliştirmesi gerekiyor Uğur'un. Yani biraz daha fizik olarak daha sert durması gerekiyor savunmada açıkçası söylemek gerekirse. Abdülhamit Yıldız, Abdülhamit için şunu söyleyebilirim, Abdülhamit Beni biraz şaşırttı bugün. İyi bir maçta çıkarttı yani Normalde benim açıkçası son videomda da paylaşmıştım. Abdülhamit'ten hiçbir şekilde bir beklentim yok demiştim ama bugün bir sürpriz yaptı Mesut Hoca. Abdülhamit'i ilk 11'de başlattı. Ve beklentilerimin de üstünde bir performans verdi. Sergiledi Abdülhamit. Şimdi Abdülhamit için şunu söyleyebilirim. Abdülhamit normalde iyi bir stoper değildir. Yani sağ bekte oynayabilir orijinal pozisyonu sağ bek olup ama stoperde oynayabilen bir oyuncu ve e, fizik olarak güçlü bir oyuncudur Abdülhamit Yıldız. E, ve fizik olarak güçlülüğünden yine biraz da hırçın bir futbolcudur Abdülhamit. Yani sağda böyle çaktırmadan dirsekler, e, sert dalmalar falan yapan bir futbolcudur Abdülhamit. Bugün de e, Ali Akman'a bir pozisyonda dirsekle vurdu. Yani aslında sağ içerisinde böyle hırçın futbolcuya zaman zaman e, ihtiyaç duyulabiliyor ama yani Kırmızı karta da çok müsait bir futbolcu aslında Ali Abdülhamit. bugün iyi bir maç çıkarttı. şimdi iyi bir maç çıkarttı derken şunu da izah etmek gerekiyor. bu şekilde savunma yaparak oynadığımız maçlarda Abdülhamit ağır bir stoperdir ama hava toplarında etkili ve hırçın ve hırslı bir futbolcu olduğu için de bu maçlarda göze hoş gelen futbol olarak oynamış olarak görülebilir. Ama Açık alan yani Balıkesir Spor'un oyuna hükmettiği e, maçlar da olacak ilerleyen zamanlarda. O maçlarda Abdülhamit'in e, defoları ön plana çıkabilir. Batuhan İşçiler için e, yorumum ise Batuhan bugün muazzam bir futbol oynadı. Gerçekten çok iyi futbol oynadı. E, Bursa Spor'un birçok topunu kesti. E, çok iyi bir kesici özellikleri olan bir futbolcu Batuhan İşçiler. E, tamam yani topu oyuna sokma bak e, yönünde zaafları olabilir. E, hava toplarında sıkıntıları olabilir. Batuhan'ın bunların hepsini okey ama Batuhan çok iyi bir kesici bir oyuncu ve canın dışına takarak oynayan bir oyuncu. Bugün de e, çok iyi bir maç çıkarttı. Tamam bu yediğimiz 3 golde de Batuhan'ın özellikle 3. golde ya orada yıkılmaması gerekiyordu belki de. foul var evet doğru belki yıkılmaması gerekiyordu ama e, tüm bunlara rağmen Atilla'ya söylediğim gibi e, Batuhan da bugün çok iyi bir mücadele çıkarttı. Çok iyi bir maç çıkarttı. E, Batuhan'a dediğim gibi ihtiyacımız var. Batuhan Balıkesir önemli bir futbolcu. E, Batuhan'dan çabuk vazgeçmemek gerekiyor. E, Sol bekte Berat oynadı. Bugün e, Facebook'ta yorumlara baktığım zaman e, genel olarak Doğa İşleri'yi bekliyordu herkes. Şimdi muhtemelen bugün e, defansif bir futbol oynayacağımız için e, Mesut Hoca Berat'ı tercih etti ama Berat'tan karşılığını alabildi mi diye soracak olursanız, Berat bugün günün kötülerinden de ee, çok fazla hata yaptı. Ee, çok fazla arkasına adam kaçırdı. Özellikle onun, yani Bursa Spor'un hücum bölgesi biraz e, tehlikeli oyunculardan kurulu oluyor genel olarak. Hani Burak Kapacak olsun, Ali Akman olsun, e, diğer tarafta oynayan e, futbolcu... Hmm, canlı ismini hatırlayamadım. Yani Bursa Spor'un 4-3-3'teki ilerideki üçlüsü çok tehlikeli futbolculardan kurulu olduğu için Berat bugün o konuda biraz aksadı. Daha sert durması gerekiyordu. Berat'ın bir an önce kendini toparlaması gerekiyor. Berat'a ihtiyacımız var çünkü. Orta sahada Cumali bir şey. <laughs> yani Balıkesir Spor taraftarının bir sloganı vardır. Cumali bir işi ne yapacağız bu işi. Yani Cumali bir şey gerçekten Bugün Balıkesir Spor orta sahasına girdiğini belli etti kendini. E, ve bugün orta sahada gerçekten inanılmaz bir e, mücadele ruhu ortaya koydu. Gerçekten de çok çalıştı. E, orta sahada Balıkesir Spor'a e, bir dinamizm kattı. Ve Cumali'nin bu dinamizmine tüm sezon boyunca ihtiyacımız olacak. E, iyi bir maç çıkarttığını düşünüyorum Cumali'nin de. Kendisini tebrik ediyorum. E, diğer oyuncumuz e, Antonio Mursic. Antonio Mursic de bugün yine sahanın başarılı futbolcularından birisiydi. Ben Antonio Mursic'in için Balıkesir Spor'da mümkün olduğunca sağ içerisinde en fazla kalması gereken oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Bugün Mırs için oyundan çıktıktan sonraki Balıkesir Spor'un orta sahasının nasıl düştüğünü gördük. Balıkesir Spor'un orta sahasında ayaklarının Klaslığı ve oyun okuma oyun okuma yönünü en gelişmiş futbolcu olarak görünüyor Anıl Taşdemir'le beraber Antonio Mırsic. O yüzden Antonio Mırsic eğer sağda 11'de oynayabilecek gibi ise 90 dakika sağda kalması gerekiyor Mesut Hocam. kusura bakma bugün Mırsic'in çıkması bir hataydı. yalnız bir şunu da söylemekte fayda var. E, i̇ki hafta önce Foxy'de gördüm. Bugün de Mırsic'de gördüm. arkadaşlar oyundan çıkarken de böyle tripler yapmamak gerekiyor. Evet yanlış bir tercih ama yanlış bir tercih olsa da sağda bir teknik direktör, kenarda bir teknik direktör var. O teknik direktörün kararlarına saygı duymak gerekiyor. Mırs için de orada bir yanlışı vardı diye düşünüyorum. İsmail Yüksek, İsmail son videomda da yine bahsetmiştim. İzlemekten keyif alacağım bir futbolculardan birisiydi. Bugün yine izlemekten keyif aldığım bir e, Futbolcu olarak sağda kendini gösterdi, yetenekli bir oyuncu, orta sahada topu aldığında topla beraber gidebilen bir oyuncu, böyle bir oyuncuya ihtiyacımız vardı yani böyle bir oyuncu eksikliğimiz vardı. Ee, İsmail gerçekten e, bu noktada önemli e, işler gösterdi bugün e, İsmail'in performansından da gerçekten memnunum. Yani bugün aslında Balıkesirsp'un orta sahasındaki üçlü e, oyuncu grubundan memnundum yani üçlü oyuncu grubu e, Mırç oyundan çıkasıya kadar e, gerçekten kendi üstlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirdiklerine inanıyorum. İlerideki üçlümüze dönecek olursak, Francis Eze, Mahatma Otto ve Foksi Ketova'ma Eze hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Maalesef özellikle maçın 10. dakikası ile 15. dakikası arasında bir şut çıkarttı. Orada o top vurulmaz Eze yani. Oradan o şutu atmayacaksın. Yanında müsait oyuncun var. O oyuncu o pası vermen gerekiyor. Ama EZH'de bir kendini gösterme, kendini kanıtlama çabası var. Bu e, kendini kanıtlama çabası takıma zarar veriyor ve e, Mesut ilk yarının sonunda çıkartması da doğru bir karardı. Bence hiçbir şekilde ilk 11'de başlamaması da gerekiyordu. O da ayrı bir konu tabii ki. E, Mahatma Oto. Oto bugün için e, sağda e, çok varlığıyla yokluğu belli olmayan futbolcularımızdan birisiydi. Ama zaten alıştık Oto'nun bu durumuna. Mahatma Oto e, yani 34 haftada 4 veya 5 maçta çok iyi oynar. Geriye kalan 29-30 maçta maalesef e, bu şekilde sağda saklanarak e, 90 dakikayı çıkartan bir oyuncu. Ama şunu da e, söylemekte fayda var. E, Mahatma Oto sağ içerisindeyse Sayın Mesut Hocam Oto en uçta oynamalı. Yani Balıkesir Spor'da bu oyuncu grubu içerisinde Santrafor oynay oynayabilecek tek oyuncu varsa o da Mahatma Oto'dur. Bugün Antonio Mırsic ile e, Santrapor santrafor pozisyonunda başlatmak yani bana çok e, anlamsız geldi. Yani Mes bugünkü bu aradaki e, 3 puan kaybı da Mesut Hoca'ya yazar. Mesut Hocam e, Antonio Mursici santrafor başlatmak gerçekten e, garip bir karardı. Foxy Ketoma için de şunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir gol attı. E, yani Foxy işte bu şekilde oynadığı zaman başarılı olabilecek bir oyuncu. Yani Forvet arkasında 10 numara pozisyonunda e, ikinci forvet gibi oynayarak e, sahne aldığı zaman gerçekten başarılı olabilecek bir oyuncu. Ve bugün de klasını gerçekten kanıtladı. E, şimdi maçın genel e, teknik analizinde şunlardan da bahsetmem gerekecek. Mesut Hoca'nın sahaya çıkarttığı 11'de yanlışlar vardı. E, maça nasıl başladık? Maça 4-3-3 şeklinde başladık. Sonra 4-2-3-1'e döndük. Maçı ise e, 5-4-1 şeklinde bitirdik. E, bu format e, yanlış bir formattır. Yani maçın e, 65. 70. dakikasında neyi gördü de e, Antonio Mursici çıkartıp Serdar Güncü'yü koyup 4-2-3-1'e dönme e, men, mantığına büründü anlayamadım. Yani Serdar Güncü ile e, Cumali şey yan yana oynamaya başladığı zaman Balıkesirspor tamamıyla yani orta sahadaki e, balansı bozuldu yani orta saha dengesi tamamıyla Bursa Spor'a geçti çünkü e, yani orada topu tutan oyuncu konumundaydı Antonio Mırsic bu sefer topu tutan oyuncumuz kalmadı e, İsmail Yüksel zaten oyundan çıkarttıktan sonra bu sefer hiçbir şekilde top Balıkesir Spor'da kalmamaya başladı e, yani orta sahada bu kadar çok e, oyuncu değiştirmek bence doğru bir hamle değildi e, ya da en azından çıkartıyorsan e, Mesut Hocam yani Mırsic'i çıkartıyorsan Oraya koyman gereken oyuncu Serdar Gündüz değil Abdü, Abdülkadir Kayalı olur ya da e, Anıl Taşdemir olur. Anıl Taşdemir'i 10 numara pozisyonuna atarsın e, İsmail'i biraz geriye çekip e, bu şekilde bir oyun formatına dönüşebilirsin. Ama Mırsiç'i çıkartıp Serdar'ı oyuna sokarsan oyunun sonucu bu şekilde e, bitebiliyor. E, bir diğer nokta ise dediğim gibi Santrapor pozisyonunda eğer elinizde oto varsa Oto'nun dışında da Balıkesir Spor'da maalesef e, Santrafor oynayabilecek e, oyuncumuz yok. E, bu hafta için maçımızı kaybettik. E, gelecek haftaki maçımıza bakacağız. E, kanalıma abone olursanız memnun olurum. E, yorumlarım hakkında ya da Balıkesir Spor hakkındaki düşüncelerinizi de e, yorumlar kısmında paylaşırsınız memnun olurum arkadaşlar. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.